Merhaba, ben psikolog Gamze Akçınar. 2018 yılında Toros Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Şu anda Talas Belediyesi'nde psikolojik danışmanlık hizmeti vermekteyim. Hayvanlara yapılan şiddet nasıl bir rahatsızlığı temsil ediyor? İnsan olmak sadece nefes alabilmek değildir. Başkasının varlığını hissettiğin kadar insansındır. İnsanı insan yapan en önemli duygulardan birisi merhamet duygusudur. Dolayısıyla sağlıklı bir insan merhamet duyabilen ve pişmanlık hissedebilen bir insandır. Bu sebeple hayvanlara şiddet uygulayan bireylerin sağlıklı bir birey olduklarını söyleyemeyiz. Orada patolojik bir durum mevcuttur. Peki hayvanın şiddetin nedenleri nelerdir? Hayvanın şiddetin nedenlerine baktığımızda daha çok hayvana şiddetin küçük yaşta ortaya çıktığı gözlemleniyor yapılan araştırmalar sonucunda. Bu tür bireylerin ortak özelliklerinde empati duygularının olmamayışı, özgüven yetersizliği ve değersizlik duyguları hissetmeleri görülüyor. Aynı zamanda bu kişiler öfkelerini sağlıklı bir şekilde yönlendirmeyi bilmiyorlar. Bu sebeple de bu öfkeyi Allah'ın sessiz kullarım dediği hayvanlara maalesef ki yöneltiyorlar. Hayvan yaklaştığın küçüklükten gelen bir şey olduğunu değindiniz. Bunu engellemek için ne yapılabilir? Yapılan araştırmalar yetişkin katillerin öyküsünde çocukluklarında hayvana şiddet eğiliminin görüldüğünü gösteriyor. Bu sebeple ailelerin çocuğun empati duygusunu geliştirmelerine önem vermeleri gerekiyor. Aynı zamanda şiddet modelleme ile öğrenilen bir şeydir. Sonradan kazanılan bir özellik değildir. Bu sebeple ailelerin şiddetten gerçekten çocuğu uzak tutmalarını, şiddet göstermemelerini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda burada ailelere ve öğretmenlere de çok iş düşüyor. Çocuğa hayvan sevgisinin öğretilmesi ve eğer evde imkan varsa evcil bir hayvan bakılması, eğer imkan yoksa da komşularında veya akrabalarında hayvan olan bireylerle çocuğun vakit geçirip orada hayvan sevgisini tatması gerekiyor.